Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepiniz üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Bizler deyiz elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Yeni bir güne Rabbime şükürler olsun. Kalktık. Sağlık, sıhhat içinde, huzur içinde elhamdülillah. Günümüze başladık inşallah. Eşim bugün öğlen işe gidecek arkadaşlar. Biz kalktık işte şimdi aynen her gün rutin yaptıklarımızı yaptık elhamdülillah. Şimdi ben ocağa bir şey yapacağım. Omlet gibi bir şey yapacağım. Az sonra saat 9.30'da online dersimiz başlayacak arkadaşlar. Ben sizlere söylemiştim. Dersimiz başladı diye. Şöyle biraz şey yapayım da. Dersimiz başladı diye söylemiştim sizlere. Şimdi hocamız bize onunla üzere bir şey gönderiyor. Yani bir şifre gönderiyor. Onunla birlikte aynı şifreden biz girip orada derslerimizi yapabiliriz. Çıkan hafta demiştim arkadaşlar. Mesela Yasin program yapmıştık elhamdülillah. Zaten Eyalet Kadın Birliği ile uzun zamandır böyle toplantılar yapıyoruz ama Tal Camii ile derslerimize yeni başladık inşallah. Ders olarak da az sonra ilk olarak başlayacağız. Onun için ben erkenden hemen her şeyimi şey yaptım, hazırladım. Eşim kahvaltıları hazırladı. Ben yukarıda okuyacaklarım her zaman ritim olarak arkadaşlar namazdan sonra yapacaklarım var. Onları yapıyorum. Elhamdülillah Rabbim kabul eylesin. Bu ara Kur'an'ı meyar olarak okuyorum. Yani okumaya da doyamıyorum. Böyle bir iki sayfa böyle hemen okuyayım da hızlı hızlı 10 sayfa diye böyle iki sayfa okuyorum ama insanın demek ki bir zamanı var bir şeyleri anlaması için. 2 sene önce denemiştim okuyayım diye ama baktım kafam hiçbir şey girmiyor. Ama şimdi de bayağı sanki harf harf beynime yazılıyor elhamdülillah. Rabbim inşallah gerçekten bir şeyin vakti gelmeyince bir şey ne yapsanız olmuyor. İnşallah vakti geçmeden Rabbim bizlere bir şeyleri ne bileyim yapmayı, güzel ibadetlerimize güzellikler katmayı nasip etsin inşallah arkadaşlar. Evet, omlet yapacağım dedim. O kahvaltımızı yapalım eşimle. Ondan sonra gün içinde yapacaklarımla sizlerle birlikte olacağız inşallah. Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Tavayı ocağa koyduk. Şimdi ben sabahları böyle çoğunlukla şu an bu ara bunu yapıyorum. Yumurta haşlarsa haşlıyorum, haşlamazsak mutlaka bunu yapıyorum. Çok doyurucu oluyor. Biliyorsunuz bir de vücuda dereotunun maydanozu ne kadar faydalı olsun. Bakın sadece bu kökler var ya, kökler şöyle göstereyim size. Kökler, bunları suyu ıslamıştım az önce. Onları güzelce şöyle çıkarıyorum. Maydanozun kökleri, dereotunun kökleri. Bunun içine mantar da atabilirsiniz ama benim şu an mantarım yok. Çeşitli bir şeyler atabilirsiniz. Ama ben bir şey yapmayacağım. Sadece bu kökleri kavuracağım. Bir tane soğan getirsene bunu oradan. Soğan atabiliriz. Bunları böyle böyle kıyıyoruz ince ince. İnşallah tavamız ocakta şu anda ısınıyor. Yani zaten maydanozun faydaları saymakla bitmiyor arkadaşlar. Dereotu da ayrı. Bir de içine soğana koyduk mu soğan biraz fazlalaştırması için. Bir de yumurtasını çıktıracağım şimdi eşime. Mesela kaç tane yer? 3 yumurta yeter mi? Yeter, 3 tane yeter. 3 tane yumurta bir kaba koy şeyle güzel olur. Çırpar mısın sen? Buyur. Bir tane de soğan atacağım inşallah. Evet. Sizler ne yapıyorsunuz sevgili takipçiler? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, güzellik versin. Hepinize de sağlık versin. Ben bu ara yediğim içtiğim her şeye sağlıklı yemeye çalışıyorum. Eşimle birlikte bu ara gerçekten elhamdülillah çok sağlıklı besleniyoruz. Az yiyoruz. Yani yediğimiz şeyler vitaminli yani. Kilo aldırıcı şeyler değil. Mesela çorba yapıyorum bu arada, bir sizlere gösterelim onu. Geçen yaptığımda zamanım olmamış göstermeye ama onun tarifini inşallah sizlerle paylaşabilirim. Bugün çünkü başka çorbam var. Dün akşam üzeri tarama çorbası yaptım. O da bitmedi. Bitince inşallah sizlere çorba tarifi vereceğim. Çok yağ koymaya da gerek yok. Çok hafif. Yani şu kadar bir. Yani minnacık.
biber kaşığı anca olur. Sadece şöyle biraz darbe olmak için. Hemen doğrum doğruyorum. E şimdi 3 tane yumurtayla ne çırpıyorsun? Bir kaşık yeter mi bundan? Bundan şey bundan yapacak değil mi? Bir gel şurada çalışıyorum. Kaşık yeter herhalde bu. Hı hı. İki kaşık yeter. Fazla tuz da kullanmıyorum. Bu ara tuzu az atıyorum yemeklere. Atıyorum için bu iki kaşık bu. At da bunu burada çırp onu gel. Ben geçenlerde göstermiştim size şey aldık ya. Neydi onun tepek? Neydi onun ismi? Neydi? Harpa. Türkçesi neydi? Yulaf arkadaşlar, yulaf. Şuraya gel. Şurada daha güzel olur. Ha tamam, orada gidiyor. Evet arkadaşlar, eşim 3 tane yumurtayı, 2 kaşık da yulafı un haline getirdik arkadaşlar. Un haline gelince doyurucu olması açısından. Şimdi eşim onları çırpacak. Öbür türlü de oldu. Geçen öbür türlü denedim ben. Öbür türlü nasıl? Şey bu da. Bütün yaptım ya. Bir tane karıştırdım da. Tamam da bu şimdi böyle bir şekilde omlet gibi olacak. Hem doyurucu hem de tabaklarımızda artık iyi oluyor yani. İnsanı fazla acıktırmıyor, inanın. Yulaf ezmesi çok tok tutuyor insanı. Yulaf yani. Ona mesela sütle içenler var. Meyveli güzel şeyini yapanlar var. Ben öyle sevmiyorum da. Sütten içenler var. Ama böyle biz bunu haline getirdik. Bunu şimdi omlet gibi yapacağız inşallah. Böyle daha hoşuma gitti benim. Evet, soğanın, maydanozun, dereotunun köklerini biraz böyle tavada böyle bir çarpıyoruz. Evet, şimdi yumurtayı dökmenin şeyi geldi. Aşaması geldi. Şimdi ya ben çok aşırı olmamak üzere birazcık az şey kalsın. Çok da böyle ölü olmasın. Şimdi böyle tavamıza yayıyoruz. Çok azıcık biraz daha yağ koydum arkadaşlar. Çok azıcık böyle. Çünkü veya az oldu. Şimdi yumurtayla beraber. Bu su seney. Bunun üzerine bir kapak versene bana oğlum. Bir kapak. Biraz şöyle. Çekim yapıyor mu? Hı hı. Şöyle aç. Tamam. Altını biraz kısıyoruz. Biraz bir büyüğü var orada. Tam bir büyüğü. Şöyle kapakla biraz üzerini kapatıyoruz. Neyse şu sundu bana çantayı da. Çantayı da. Bu arada üzerine isterseniz pul biberi, isterseniz ben gerçi şeyi bize atıyorum, biz tabağımıza atıyoruz herkes istediği kadar. Böyle burada biraz kabarmayı bırakıyoruz. Evet, şimdi çevirmeye geldi sıra. Şöyle 4 parçaya bölüyoruz. Böyle poşetiyle oluyor değil mi? Hı hı. Bakın böyle oluyor. Tavada bütün çevirmek isteyen çevirebilir. Ben böyle böyle çeviriyorum. Bakın maydanozlarla soğan iyice pişmiş. Şimdi de böyle yaptığımı tabaklarımıza servis yapıyoruz. Gayet bizi doyurucu oluyor. İnanır mısınız? Epey bir zaman acıkıyorsunuz. Dediğim gibi yulafın da yani çok güzel doyurucu özelliği var biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Zaten genelde diyet yapanlara onu tavsiye ediyorlar. Yulafı.
Biz tam diyet değil, sadece dikkat ediyoruz yediklerimize. Yani çok aşırı yemek, ekmek yemiyoruz. Uvur zıvır içerisilik de yemiyoruz. Akşam belir bir saatten sonra yemek yemiyoruz. Bu şekilde böyle bakalım arkadaşlar. Ama ben inanın kendimi şu an o kadar rahat hissediyorum ki. Bir ay olmadı da ama kendimi şu an çok rahat hissediyorum. Öyle diyeyim sizlere. Evet, altını biraz da kısmıştık. Çok güzel oldu. İnşallah. Bakar mısınız arkadaşlar? Altı da çok güzel pişti. Sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Bunu değişik yapabilirsiniz. Nasıl, neyle yemek isterseniz. Mantarla da çok güzel oluyor. Mantarı ince ince doğruyorum. Mantarlı yaptığım zaman mantarlı da gösteririm sizlere. Bakın böyle oldu. Çok güzel, doyurucu bir şey oldu. Çok aşırı yağ da olmamak üzere. Bu bizi uzun bir zaman tok tutuyor. İnşallah sizlere de tavsiye ederim. Sevgili arkadaşlar, görüşmek üzere. Evet sevgili hanımlar, ne yapıyoruz şimdi? Ben geçenlerde biliyorsunuz Özlem'e giderken şey yapmıştım. Özlem'e giderken ekmek yapmıştım. Bana ile onun tam tarifini isteyenler oldu. Ben şimdi size tam tarif üzeri veriyorum. Bakın hanımlar. Bu biraz sıcak su. Veya bir sıcak. Bir bardak. Ama çok sıcak olmasın. Ben bunu yuttum birazını. Bir buçuk saat su. Bir yarım bardak tas su koyup bunun içine mayayı atıyoruz arkadaşlar. Az hamur yapacağım için yarım maya atayım. Bütün atmayayım. Yarısı yeterli diye düşünüyorum. Çünkü fazla hamur yoğurmayacağım için. Şöyle yarısını atıyorum. Şöyle biraz daha atayım. Şöyle bunu bırakıyorum. Bunun içine ne atıyorum? Azıcık şeker atıyorum hanımlar. Şöyle şu kadar. Küçük çay kaşığıyla. Bu mayayı bu şekilde eritiyorum. Burada gaye mayanın erimesi. Herkesin yaptığı gibi sevgili hanımlar, biliyorsunuz YouTube'da da birçok yemek programında hep böyle yapılıyor. Evet. Şu biraz suyumuz az. Bunun içine biraz daha su koyuyoruz biz. Bir bardak daha su. Yani hepsi beraber 2,5 bardak yapmış oluyor. Benim amacım burada çok küçük bir ekmek yapmak. Öyle büyük değil. Bakın tam 2,5 su bardağı su harcamış oldum ben bunu. Çok azdı zeytinyağı. Çok az yani. Zeytinyağı atıyorum. Bir tane de yumurta. Hemen elimi yıkıyorum arkadaşlar. Yumurtanın kabuğunu elleyince otomatikman elimi yıkayasın diyor. Şimdi bu şekilde böyle bir yumurtamızı attık. Böyle bir çırpıncayla çekiyoruz sevgili hanımlar. Böyle çırpınca mayamız eridi. Böyle aldığı kadar olur. Şimdi ölçüyorum bunu. Ben hiç ölçerek yapmıyorum normalde. Şöyle bir su bardağı koydu. Tabii ki çok az geldi. İşte böyle alışkın değilim ölçüyle yapmaya. Ben hep el kararı, göz kararı yaparım sevgili hanımlar. Siz de takdir edersiniz ki sizler de öylesinizdir muhtemelen herhalde ama tabii ki bunu sürekli yapmayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için de bu ikinci su bardağı mumuz. Tabii ki hala cıvık yani ben bu ekmeği veya bir olacak galiba. Şöyle koyayım. Üçüncü bardak. Neyse 1 kilo un gidecek arkadaşlar öyle diyelim. 1, 2, 3 bundan 4. bardak oluyor. Bakın böyle çekmeye başladık. Suyumuz biraz toparlandı ama biraz daha un gerekiyor. Bakın hiç ele de gerek yok. Çırpıcıyla, bunu mikserle, hamur makinesiyle yapanlar da yapabilir ama şu an ben ne hamur makinesini çıkarmaya gerek gördüm. Ne de mikserle. Bazen mikserle de yapabiliyorum. Şöyle elimden bir toparlayacağım. Bu 5. bardağımız sevgili hanımlar. Bu
Bunu da çeker bu diye düşünüyorum. Şöyle yavaş yavaş hamurumuzu toparlıyorum. Zaten o kendini toparlıyor gördüğünüz gibi. Hiç elinizi sürmeden bile böyle bir hamur elde edebilirsiniz. Sevgili gençler, sevgili arkadaşlar. Bakın hamur kendini toparlamaya başladı. Bu cıvıklık da yeter zaten buna. Daha bundan şey yapmayalım yani. Biraz cıvık olması fırında ekmek yaptığımızda güzel oluyor. Şimdi bunu nasıl çıkaracağız bunu anlamışım. Neyse bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çırpıcımızı şöyle bir temizleyelim. Sonra elimizle inşallah biraz hamuru şöyle bir yoğurmamız lazım. Sizler ne yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de bu sabah söylemiştim sizlere açılışımı yapınca Cami hocamızla dersimiz var ilk online üzeri diye. Dersimiz çok güzel geçti. Hocamız bize çok güzel bir tavsiyede bulundu. Şöyle bir elime un alıyorum arkadaşlar toparlamak için hamuru. Dedi hanımlar böyle böyle isterseniz cüz yapalım dedi. Her hafta bir cüz okuyalım. İnşallah da dedi kısa bir sürede. Yani hatim yapmış oluruz. Hepimize birbirimizi takip edelim hem okuyalım dedi. Hepimizde olmak üzere herkes sırayla sayfa okudu. Mesela hemen bir anda birimize zor gelmesin diye sıradan başladık. Herkese üçer sayfa düştü. Çok güzel okuduk. Güzel duamızı başlayıp duamızı bitirdik. Hocamız Allah razı olsun bir de şey için adak kurbanları için bizlere bir sohbet yaptı. Bu şekilde dersimizi tamamladık. Çok güzel geçti. Çok verimliydi. İnanır mısın ben çok memnun oldum. Allah razı olsun hocalarımızdan, dediğim gibi yetiştirenlerden, edenlerden. Evet. Hamurumuzu şöyle bir elde. Bazıları şeyde toparlıyor. Şöyle tezgah üzerine falan. Hiç tezgah üzerine gerek yok. Ben zaten onu az sonra biraz taştığında tezgahın üzerine atacağım. Tabii ki bu arada ne yaptık? Tuzumuzu unuttuk sevgili hanımlar. Ben diyorum ya böyle bir şey yaptığımda mutlaka unuturum bir şey. Evet, tuzumuzu atıyoruz. Biraz geç oldu mu? Neyse şöyle. Yani bir yemek kaşığı tuz atmanız yeterli. Bir yemek kaşığı arkadaşlar. Şöyle tuzumuzu tekrar yine böyle bir hamurumuzu şöyle bir şey yapıp sonra bekletmeye bırakacağım. Ondan sonra da ben sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın böyle bir hamur oldu. Bunu biraz toparlayacağım ben. Bak cıvıklık, bakın cıvıklık böyle yani. Böyle bir cıvık yani. Çok da cıvık da değil, çok şey de değil. Yani kulak memesinin kıvamından daha biraz da şey, yumuşak. Evet sevgili hanımlar, hamurumuz bir saat olmadan bu halde gördüğünüz gibi. Ben size demiştim hemen taşar diye. Azıcık şöyle şunun da şu küçük tavaya yapacağım geçenki gibi. Çok az yağ döküyorum şöyle altlarına. Yapışmasın diye. Yağlı kalın kalmamış. Onun içinde. Çok kolay arkadaşlar. Hepinizin de evde yapabileceği kadar kolay. Kimse demesin ki ben işte yoğuramıyorum, şu yapamıyorum. Gördüğünüz gibi şeyle çırptım, telle çırptım. Çoğunlukla. Elimle de şöyle şöyle yapıp bir şöyle bir mayalandırdım. Olmayan tezgaha dökebilir. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Şimdi şöyle bir burayı döküyorum şöyle. Burada pazarlayacağım. Arkadaşlar kaç gündür inanır mısınız yoğunum. Hala da yoğunum devam ediyor. Şu an bunu hazırlayıp bugün inşallah yine her zamanki gibi arkadaşlarla iki namazdan sonra okuyacağımız Kur'anlarımız var. İnşallah onun içinden ben şunları hemen yapayım. Bunları beklemediyken inşallah onun birazını okudum. Şimdi namazdan sonra birazını devam okuyup İnşallah duasını yapacağım. Bugün bereketli bir gün değil mi inşallah? Rabbim meşgulür olsun. Şöyle ortadan bölelim. Şu şeye küçük, biraz daha küçük yapabiliriz. Böyle normal bir pazı yapın arkadaşlar. Bu kadar. Böyle bunu atıyorsunuz.
da yine böyle bir 15-20 dakika zaman olacaksa yarım saat bekletin. Bunu da şimdi böyle yapıp bunu da buna yapıyoruz. İnşallah. Yıkamadan illa bir şey yapamıyorum ben sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan böyle jiletle kesen olabilir, bilmiyorum. Bakın şöyle şöyle biraz daha yakınlaştırıp sizlerin böyle gözünün de yapayım diye. Şöyle bakın bunu jiletle falan kesiyorlar. Hiç üst jilet falan oluyorlar. Hiç onunla uğraşamayacağım. Şöyle bir küçük makasım var benim. Bakın böyle ortasını kestim. Siz ister böyle şekiller verir, ne yaparsanız yapın bilmiyorum. Ben ortadan bir kere kesiyorum, ona yetiyor. Aynısını şuna da yapıyorum. İster dört köşe bölün isterseniz. Bunu isterseniz dört köşe yapabiliriz. Şöyle de yapalım. Bakalım bu nasıl olacak. Şöyle de yapalım. Şimdi biraz böyle beklerken tabii ki daha biraz değişik oluyor, dinleniyor. Şu unları sonra toplayacağım inşallah. Hamurumuzun üzerine kapatıp inşallah böyle bir 15-20 dakika tekrar bekletip sizlere fırına sürmeden önce gösterip bir de fırından sonra göstereceğim inşallah. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar ekmeklerimiz çok güzel kabarmış. Hemen şöyle üzerinden azıcık su sürüyorum ben şöyle. Yumurta filan değil. Azıcık suyu sürüp önceden yumurta sürerdik. Artık un serpmek moda oldu. Moda oldu derken güzel oluyor yani. Öyle daha güzel oluyor. Tam böyle fırın ekmeği gibi oluyor. Hani Türkiye'de gerçek fırında pişen ekmekler var ya. O gibi değişik bir güzel oluyor yani. Bu şekilde ikisinin beraber fırında pişirebileceğim. Çünkü fırın ikisini de alıyor. Fırından çıktığı zaman inşallah yine pişmiş haliyle sizlere bir çekim yapacağım sevgili arkadaşlar. Hani bana hep yoğurmasını falan gösterin demiştiniz diye bugün inanır mısınız? Hüsüsü sizin için yaptım bunu. Arkadaşlar herkesin yapıp da yiyebileceği bir kolaylıkta ekmek yaptım inşallah. Bu şimdi fırına gidiyor. Fırından çıkınca sizlere göstereceğim inşallah. Evet sevgili arkadaşlar, ekmeğimiz pişti. Biraz altı pişsin diye altına çevirmiştim ben. Bir tanesi pişti, bir tanesinin hala altı pişiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine bismillahirrahmanirrahim. Elim yapmayayım. Sizlere de aynısını yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın.
çok güzel oldu. Sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. İnanır mısınız, lezzeti de bir o kadar güzel. Şöyle kıtır kıtır. Şunu ben bir tanesini ta üzeri pişiyor. Bakın altı da çok çok güzel pişti. Kütlemeyi duyuyorsunuz. Şunun kıtır kıtırlığına bakar mısınız? Oh, sımsıcak. Tımtıkır. Evet, ekmeğimiz hazır arkadaşlar. Eşim bekliyorum ben de. Az sonra o geldiğinde inşallah güzel yaptığım bir şeyleri de paylaşırım sizle. Şimdi şöyle üzerini kapatayım. Öbür günü bekleyelim. Evet. Sevgili hanımlar, ikinci ekmek de pişer gibi oldu böyle. Pişti yani, çok güzel. Alt, çok güzel pişmiş, evet. Bu da pişti. Fırını kapatayım ben. Bu da böyle yuvarlak oldu. Böyle dört köşe oldu. Ben şunu ucunu hemen kestim denemek için. Gerçekten çok lezzetli. Bu da öyle. Bakın, küt 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 ediyor. Şunu kıtırlığına bakar mısınız? Sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oldu. İnşallah afiyetle yeriz. Şimdilik şöyle bir üzerlerini kapatalım. Az sonra bunların tamamında görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünün de sonuna geldik. Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Eşim gelmek üzere, az sonra gelecek inşallah. Ben inşallah Rabbimin izniyle yatsı namazımı kıldım. Şimdi size yaptırım göstereyim. Çayımı koydum. İnşallah eşim gelmeden demleyeceğim. Şimdi o gelmeden ısınsın. Şöyle arkadaşlar patates, havuç, karnabahar, aman karnabahar demişim, brokoli. Birlikte bunları haşladım. Böyle zanyeyle biraz kaşarla bunları güzel böyle bir soteledim. Üzerine kaşar da koydum. Şu anda demleniyor. Aslında tarhana çorbamız da var. Eşim şu anda çorba yemek istemez. Çünkü o kadar fazlasını yemiyor. Şöyle bir salatam var arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilenler var mı içinizde? Maş fasulyesi diye bir fasulye bu. Böyle küçük taneli taneli. Bu diyet için birebir, böyle diyet yapanlar için çok faydalı. Bir hem doyurucu hem fazla şey yok diye biliyorum. Bunu yaptığınızda bir iki gün yiyebiliyorsunuz, bozulmuyor. Ben dün akşam yapmıştım, onun üzerine biraz daha fazla fasulye koydum. Eşim dedi sirkesi biraz da şey olmuş dedi, fazla olmuş dedi. Bunun üzerine biraz daha ben bunu buzluğuma koyup haşlayıp arkadaşlar soğutup buzluğuma koymuştum böyle. Salata yapmak istediğim zaman çıkartıp yeniden salata yapabiliyorum. Hem salataya böyle değişik bir lezzet veriyor. Hem de doyurucu bir şey oluyor. Gerçekten güzel oluyor. Ekmeğimizi gördünüz. İnşallah çok güzel oldu. Ekmeğimiz taze taze. Şimdi onu keseceğim. Bu şekilde de böyle günü tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Arkadaşlar bugün en son yayınlanan videonun altına çok güzel yorumlar yazdınız. Allah sizlerden razı olsun sevgili arkadaşlar. Gönül ister ki gerçekten hiç böyle sürekli sizlere hiç yemek falan göstermeyip sürekli sohbet etmek istiyor gönlüm. Ama olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Bazı şeyler de sürekli aynı şekilde anlatılmıyor. Sizlerin içinizde çok memnun olanlar var ama tabii ki sürekli buna da ne gerek var diyenler de olabilir. Bilmiyorum. Yani kendime göre kendim görmüyorum. Onun için arada böyle bir gün sohbetimiz. Bugün böyle kendimize göre bir şeyler. Sizlere yaptığımızdan bir yemeklerimizden bir şeyler gösterip böyle günü tamamlıyoruz arkadaşlar. Allah razı olsun. Gönlü güzel dostlar. Bana diyorsunuz ki seni seviyoruz diyorsunuz. Allah razı olsun. Ben de sizleri seviyorum. İnanın. Gönül ister ki her gün gerçekten böyle çekip koyabileyim. Ama sabahtır yaşadıklarım, yani bugün içinde yaşadıklarımı anlatsam maşallah dersiniz. Allah cümlemize bir gününü bir gününün daha değerli kıymetli geçirmeyi nasip etsin. Ziyanla değil de kârda olan adını eylesin. Bugünümüzün bereketini aldık elhamdülillah. Sizlerin de duasını alırsak inşallah bugünü tamamlamış oluruz. Ben eşim bekliyorum. Eşim gelince biz kahvaltı demişim. Yemeğimizi yeriz, sohbetimizi ederiz. Bugünü böyle tamamlamış oluruz Rabbimin izniyle. Bugün bereketli bir gündü. Gerçekten kendi adıma
Sabah söylemiştim Cem ile birlikte yaptığımız dersimiz başladı. İlk dersimizi çok güzeldi. Elhamdülillah bir cüz okuduk birlikte. Herkes üçer sayfa düştü. O şekilde böyle biraz da hocamızın bizlere vermiş olduğu sohbetle bugünkü dersimizi tamamladık. Tekrar yine biliyorsunuz bizim her hafta çarşamba günü bir grubumuz daha var. Onlarla da birlikte iki namazdan sonra okumuş olduğumuz surelerimiz var. Elhamdülillah onları da söyledik, okuduk cümlemizi birlikte hep beraber dualarımızı ettik. Bugünü de böyle hayırlısıyla, belirleyen, bereketiyle kapattık arkadaşlar. Dediğim gibi Rabbim bugünümüzü bugünümüzden değerli eylesin. Allah razı olsun. Rabbim inşallah sizlere bizden daha güzelini yapmayı nasip etsin. Bana soracağınız sorular olabilir arkadaşlar, sorabilirsiniz. Mesajların için Allah razı olsun diyorum. Gönlü güzel, yüreği güzel dostlar. Siz güzel görüyorsunuz, güzel bakıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Hele birkaç arkadaşım var sürekli bıkmadan usanmadan. Sürekli yazan arkadaşlarım var. Allah onlardan razı olsun. İsimlerini böyle bir liste yapıp inşallah bir takinde böyle üşenmeden her gün 10 tane, her gün 10 tane isimlerini söyleyeceğim inşallah. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.